Evet değerli izleyenler, güne bakış tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yine önemli bir konuğum var. Denizli Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı Abdurrahman Demirdak. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, yoğun bir gündemimiz var başkanım. Ben hemen başlamak istiyorum. Öncelikle geçtiğimiz hafta çok ses getiren boykottan başlamak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Etkili oldu mu sizce böyle bir örgütlenme? Şimdi boykot... Kime karşı boykot? Sanki esnaf suçluymuş gibi, işte oradan alışveriş yapmayın veyahut da gitmeyelim, kafelere gitmeyelim, restoranlara gitmeyelim. Bir noktada vatandaş kendi açısından haklı ama en son vatandaşla veya halkla yüz yüze gelen ve bütün bu ceremeyi çeken, bütün sıkıntıların sanki sorumlusu esnafmış gibi garip bir durum ortaya çıktı. Aslında Türkiye'nin genel ekonomik durumuna bakacak olursanız, öncelikle bizim ham maddelerimiz sürekli olarak zam görüyor. Yani neredeyse haftada bir, hatta gün aşırı zamlar var. Şimdi bu nedir? Mesela şeker, inanır mısınız? Bir her hafta neredeyse 50 lira, 100 lira çuval başına zam geliyor. Şimdi bunu direkt biz... aksatamıyor. Vatandaşa bunu aksettiremiyoruz. Neden? Sonuç itibariyle biz vatandaşla yüz yüze geliyoruz. Ne bu ya? Daha dün şu kadardı, şimdi bu kadar oldu, ne oldu falan. Halbuki bunun arka planını bilmiyorlar. Mesela çikolatada inanır mısınız? Geçen yıldan bu yana %20, %120'nin, %150'nin üzerinde bir zam geldi. Şeker deseniz geçen yıla oranla %100'ün üzerinde bir zam geldi. Bunun yanında personel giderlerimiz çok fazla. Çalışacak adam yok. Alttan insan gelmiyor. Daha doğrusu çırak yetişmiyor. Böyle olduğu zaman da bizim arkadaşlarımızın çoğu, inanır mısınız, yani asgari ücret falan fasafiso kaldı yani bizim için. Çünkü kimse çalışmak istemiyor. Gelen 3 gün çalışıyor, 4. gün bir bakıyorsun yok. Neden? Zor geliyor. Bir de insanlarımız artık böyle hizmet sektöründe çalışamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi mesela biz en az 8-10 saat, 12 saat kendi iş yerlerimizde çalışıyoruz. Fakat elemanımızı çalıştıramıyoruz. Yani herkes masa başı iş istiyor. Öyle bir iş varsa biz de gidelim ama biz sabah saat 8'de bir başlıyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız sabahın 5'inde 6'sında kalkıyor. O malları hazırlamak zorundalar. Poğaçasını, böreğini, simidini çıkaracak. Saat 9'a 10'a kadar sattı satamadı mı elinde kalıyor. Ondan sonra o da israf. Evet. Yani o da gidiyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de eğitim sisteminin yanlış oluşu bize göre. Neden derseniz herkes üniversiteli oldu. Yani şimdi 2 yıllık üniversiteyi bitiren ben üniversite mezunuyum diye gelip de normal bir işte çalışmak istemiyor. Halbuki ne biliyor diye sorarsanız ne gibi bir becerim var, ne gibi bir böyle mesleğim var diye sorduğunuz zaman bilmem ne yüksek okulunu bitirmiş. Tamam kabul ama o meslekle ilgili bilgi sıfır. Neden? Çünkü pratik yok. Teori de zaten yeterli değil. Bu kadar üniversiteye çok hoca lazım veyahut da usta lazım veyahut da onu eğitecek insan lazım. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu. Çünkü alttan insan gelmediği zaman biz artık gittikçe ya dükkanlarını kapatmak zorunda kalıyorlar. Büyük sermayenin eline düşüyor. Mesela pastacıların çoğu kapatıyor. Neden? Rekabet çok fazla. Fırınlar da pasta tatlı yapmaya başladı. Bu haksız bir rekabete sebebiyet veriyor. Bunun yanında şimdi boykot meselesine gelelim. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani biz... Antep fıstığının kilosu kaç para? 850-900 lira. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bir baklava, bir tepsi baklavaya en az bir gerçek bir Antep fıstığı en az 1 kilo koyması lazım. 3 kiloluk bir tepsi. Kaç paraya satarsınız? Yani biz şimdi 200-250 lira fiyat versek bu kurtarır mı? Kurtarması mümkün değil. Zaten ustanın maliyeti aylık en az 30 bin lira. Yani 30 bin liraya bulursak gene şanslıyız. Neden?
Çünkü sigortası var, maaşı var, yemesi içmesi var, servisi var. Çünkü artık eskisi gibi hani ben kendim gelirim diye bir şey yok. Adam en küçük bir sıkıntıda terk edip gidiyor, işi bırakıyor yani. Ha, daha iyi bir iş bulabiliyor mu? Bulabiliyor çünkü yetişmiş eleman sıkıntısı var. Neden? İlkokul, eskiden ilkokuldan sonra veya ortaokuldan sonra bizlerin yanına gelirdi bazı arkadaşlar, mesela çocuklar, gençler. Biz onları eğitirdik en az 8-10 sene, 5 sene, 6 sene. Önce bir çıraklık yaparlar, sonra kalfalığa geçerler, ondan sonra usta olurlardı. Şimdi geliyor, çocuk öyle sıkıntıya gelmiyor. Yani şurayı bir paspas çek diyorsun, çekmiyor. Yani veyahut da zoruna gidiyor veya müşteriye karşı garip bir davranışlar sergiliyorlar. Ne yapıyorlar? Tutuyorlar, ya diyorlar işte adam bana ters davrandı. Ya müşteri bu, işte biz bunları eğitiyorduk eskiden. Evet. Zaman içerisinde, şimdi de zamlar deseniz belimizi büküyor, kiralar ona keza. Şimdi düşünün, herkes aşağı yukarı, vatandaşımızın %70'i, belki 50'si kiracı. Özellikle esnaflarımızda inanılmaz böyle bir sıkıntı var. Ayrıca apartmanların altında çoğu iş yerleri. Bu sefer bir de şikayetlerle uğraşıyoruz. Yetmiyor. Bunun yanında ev sahibi veya dükkan sahibi kirayı %100'den aşağı bir sefer zam yapan yok. Aynen. Hatta %150, %200 zam yapanlar var. Ha, bu enflasyonist ortamda belki onlar da kendilerine göre haklılar. Fakat daha doğrusu esnafı düşünen yok burada. Ceremeyi biz çekiyoruz. En büyük sıkıntı bizde. Sebep ne? Çünkü vatandaşla yüz yüze gelen biziz. Son kullanıcı yani biziz. Esnaf da direkt geliyor, ondan sonra diyor ki ya diyor bu tatlı diyor daha geçen gün diyor 300 liraydı, şimdi niye 600 lira oldu? Halbuki bu gelen zamlardan inanılmaz etkileniyoruz. Şeker deyin, un deyin, yağ, çikolata, işte fındıktı, fıstıktı, kullandığımız malzemeler. Özellikle mesela şimdi bir de kakao ağaçlarına hastalık vurmuş mesela Güney Amerika'da veya Afrika ülkelerinde. Ne yapıyoruz biz? Bu sefer bizim geçen sene atıyorum çuvalını 3 bin, 4 bin liraya aldığımız bir çuval kakao şimdi oldu 9 bin lira, 10 bin lira. Çikolata haline getiriliyor veyahut da kuvertür kullanıyoruz mesela arkadaşlarımızın çoğu. Kuvertürün kilosu olmuş gene. İnanır mısınız? Yani biz yetişemiyoruz ya. Eskiden mesela biz bir sipariş veriyoruz 10-15 bin liraya. Atıyorum bir 2 aylık ihtiyacımızı karşılıyorduk. Şimdi 100 bin lira yetmiyor bile. Peki başkanım bu kısır döngü nasıl hallolacak? Nasıl önüne geçilecek bunun? Bu Türkiye'nin genel ekonomik durumuyla ilgili bir şey. Bu konuyla ilgili tabii biz global anlamda tabii dünyayla ilgili de ilgili bazı şeyler var ama Türkiye'deki enflasyon bence Avrupa'dakilerin en az 10 katı yüksek. Buradaki problem tabii şimdi bize düşmez belki ama devletin ekonomi politikalarına bence biraz daha eğilmek lazım. Bu sadece bizim suçumuz değil. Mesela bir emeklinin 10 bin lira maaşla geçinmesi mümkün mü sizce? Yani bir ev kirasını biliyorsunuz bugün 10-15 bin lira. Şimdi bu adam gelip pasta tatlı yiyebilir mi? Karnı aç olan adam ilk önce karnını doyurmak zorunda. Başka bir ek geliri yoksa, evi de yoksa bu adama yani öl demek daha iyi yani. Ekmeği neredeyse. Zor oluyor neredeyse. Ekmeği zor oluyor dediğiniz gibi. Şimdi günde 3 ekmek alsa zaten 30 lira. Bunun yanında bir dolmuşa binip aşağı misal çarşıya inip çıkayım dese ayda 600-700 lira, 1000 lira hatta iki kişi çıkıp indiğini düşünürseniz bu adam nasıl gezecek, nasıl yiyecek? Pazara çıksa 1000 liraya bir file dolmuyor. Mümkün değil. O da ayrı bir gerçek. Bir tereyağı almaya gidiyor. Geçen sene 100 lira olan bugün 300 küsür lira yani. Böyle bir şey olabilir mi? Peynir deseniz ona keza. Zeytin deseniz, zeytin memleketindeyiz güya biz Türkiye olarak.
zeytinyağı dünyanın parası biliyorsunuz. Yani ben bunları anlatmama gerek yok. Bu Türkiye'nin genel ekonomik durumuyla ilgili bir şey. Fakat en son vatandaş bizimle muhatap olduğu zaman sanki suçlu bizmişiz gibi, sanki biz keyfimizden yapıyormuşuz gibi garip bir durumdayız yani. Aslında muhatap bulamıyor belki de, evet, başkanım. Yani. Ve kabak bizim başımıza, evet, patlıyor maalesef. Sizi gördüğü için size dert, evet, yanıyor. Bu sefer de diyor ki ya diyor bu ne diyor işte geçen sene şuydu, ama o geçen seneden bu zamana kadar almış olduğumuz malzemelerin veyahut da ana maddelerimizin fiyatlarını o bir ölçüde biraz biliyor, ama bir yere de öfkesini kusmak istiyor. Onu da kabak bizim başımıza patlıyor yani. Ve bunun sonucunda da pek çok arkadaşımız inanın dükkanlarını kapattı. Kapatmak zorunda kaldı. Bir sefer bir düşün, sadece iş yeri açmakla iş bitmiyor ki. Bunun yanında çok farklı şeylerimiz var. Mesela oranın tefrişatı var, efendim söyleyeyim, oranın dekorasyonu var. İnanır mısınız? Ya inanılmaz paralar istiyorlar. Üstüne üstlük bir de yani yaptıracak eleman da bulamıyoruz. Neden? O ustalara soruyoruz. Onlarda da adam yetişmiyor. Nereye kadar olacak bu bilemiyorum. Ha bu boykot nereye kadar gider? Bu unutulur gider. Türkiye'de yani maalesef biz biraz hani insan hafızası unutmakla sakatlandırılmıştır. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür derler. Bir müddet sonra unutuluyor. Ne olacak? Parası olan gene gidiyor. Atıyorum 10 kişiden belki 2-3 kişi dur ya ben de boykot yapayım. Böyle bir şey yok. Sadece cebine bakıyor. Bir kahve içmek için 100 lirası varsa veya 200 lirası varsa gidiyor. Haftada bir günde olsa gideyim bari diyor bir kahve içeyim. Böyle bir döngü içerisindeyiz. Bunun yanında eve atıyorum tatlı götüreyim diyen, inanır mısınız? Yani bir misafiri gelmezse aklına bile gelmiyor yani sonuçta. Neden? Çünkü çok pahalı. Yani pahalı lüks hakikaten. Oldu. Ama neden? Gelir olmadığı için, evet, böyle oluyor. Yani gelirin yetersiz oluşu bu hale getiriyor insanları. Ondan sonra işsizlik var deniyor. Doğru. Ama hangi işsizlik var? Eğer işini iyi bilen, işini iyi yapan bir insanın hayatta açıkta kalması söz konusu değil. Bir becerisi olan, bir mesleği olan ve işini iyi yapan mutlaka bir yerde iş bulur. Ama bunun yanında kim çalışamıyor? Hiçbir becerisi olmayan insanlar maalesef geliyor. Bize bir sürü geliyorlar. Ne iş yaparsın? Daha önce nerede çalıştın diyoruz. Ne iş olsa yaparım diyor. İyi gel başla bakalım. Önce paspastan başla. Bulaşık yıka. Hani değil mi? Camları sil, masaları temizle. Yerleri sil, süpür dediğin zaman bir gün, iki gün ben diyor üniversite mezunuyum. Ben yapamam bu işi. Neden yapamıyorsun kardeşim? Mühendis bile ilk önce yağın pasın içinde olmazsa veya çimentonun, kumun içinde olmazsa o iyi bir mühendis olabilir mi? Mümkün değil. Hayvancılık deseniz illaki gübreyle uğraşması lazım. O kokunun içine girmesi lazım. Ondan sonra onun gelirini veyahut da neticesini alması lazım. Maalesef bizde herkes hiç bu tür böyle zahmetlere katlanmadan çok gelir elde etmek istiyor. Maalesef böyle bir dünya yok yani. Dünyanın hiçbir yerinde yok aslında. Ve biz şimdi sonuç itibariyle dışarıdan gelenler var mesela biliyorsunuz. Bence bir an önce Almanya'nın bizden bir zamanlar işçi alması gibi bu dışarıdan işçi alımının kolaylaştırılması şart. Neden derseniz biz çalıştıracak insan bulamıyoruz. Bakın dikkat ederseniz berber ve kuaför çok fazla. Neden? Sermayesi az. Yani bir tarak, bir makas. İşte atıyorum bir saç kurutma makinesi, 3 masa veya sandalye pardon. Ondan sonra iş, mesleğini icra ediyor. Eğer işinde becerikli ise para kazanıyor yani. Ama gençler bizim işlerimize pek yönelmiyor. Bunun en büyük tehlikesi Türk damak lezzetinin gitgide kaybolmasıdır. Bugünkü kafelerde olan donmuş pastalar falan bizim damağımıza aslında uygun değil. Bizim keşkülümüz nerede? Spangilemiz nerede? Efendime söyleyeyim kremamız, muhallebimiz, sütlacımız.
Bunu yapabilecek insanlar her geçen gün azalıyor. Bir baklavayı açacak insan bulamıyoruz. Bizim arkadaşlar çoğunlukla şimdi makineler çıktı. Hatta kuru pasta makineleri bile çıktı Allah'tan. Yoksa pastacı ustası bile bulamıyoruz. Ya düşünün yani bir poğaçayı şöyle eliyle hani hamurları ezip içine azıcık peynir veya zeytin koyup da onu üzerine yumurta sürüp fırına sürecek adam yok. Neden? Çalışmak istemiyor, zor geliyor, zahmetli oluyor. Yani bizim işler biraz da tabii bir de tam akşam saatlerinde herkesin canı gezmek istiyor. E peki kim hizmet edecek? Değil mi? Şimdi kafelere bakıyorsunuz. Onlarda da gayet bir sürü kafe açıldı şimdi. Neden? Maliyet çok düşük. Maliyet inanılmaz düşük. Fiyatlar afaki. Başkanım peki diyelim ki bir kahveden bahsedelim. Evet. Her yerde farklı bir fiyat politikası var. Evet, doğru. Onu çok merak ediyorum. Yani şöyle mesela bundan yıllar önce Yunanistan'ı görme şansım olmuştu. Geçenlerde arkadaşım da Yunanistan'a gitti. Hiç unutmuyorum bir Türk kahvesini 5 euroya içmiştim. Onu söylerken arkadaşım dedi ki hala 5 euro biliyor musun dedi. Ben de 5 euroya içtim dedi kahveyi. Evet. Şimdi arada 5 yıl gibi bir uzun zaman var. Şimdi 5 yıl önceki fiyatlara Türkiye'de baktığımız zaman, şimdi baktığımız zaman yani 5 yıl değil bir ayda artıyor neredeyse. Ve her kafede, her restoranda farklılık gösteriyor. Yani bir kahveden, bir Türk bardağı, bir fincan Türk kahvesinden bahsediyorum örneğin. Bir yerde 20 lira, bir yerde 50 lira, bir yerde 120 lira. Bu kadar fiyat farkının olması sizce doğru mu? Yani bu şekilde bir yükseliş ve her yerde farklı fiyat algısının olması. Şimdi bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bağlı olunan kuruluşlar. Hı hı. Biz bir resmi olarak 5362 sayılı yasaya uygun bir şekilde kurulmuş olan bir esnaf odasıyız. Biz fiyat politikasını belirleme yetkimiz var. Daha doğrusu fiyat veriyoruz biz. Hı hı. Fakat ticaret odasına veyahut da kaçak olarak çalışanlara herhangi bir yetkimiz yok. Yetki karmaşası var burada. Türkiye'de bir serbest fiyat politikası maalesef ki yanlış anlaşıldı. Evet. Maliyet ve fiyat açısından inanılmaz bir uçurum oluşuyor. Şimdi bizim Türk kahvesinden bahsettiniz. O 5 yıl önce Türkiye'de euro kaç paraydı? Mesela 5 lira 6 liraydı. Şimdi 35 lira. Şimdi 5 euro orada 175 lira bizim paramızın değersiz oluşundan kaynaklanan bir durum bu. Ha, doğru mu? Değil. Şimdi aynı kahveyi içiyorsunuz dediğiniz gibi kahvehanede giderseniz içerseniz 4 dörtlük okkalı bir Türk kahvesi en fazla 15 lira. Evet. Hadi bilemediniz 20 lira. 20 olsun. Aynen. Ha. Ama o kafe yazan yani özellikle ismi değişik bir şekilde yazılmış olan veya bir marka olan yerde bir koltuğa kurulup da yani o koltuğun kirasını da içine koysanız bakın sandalyede değil, iskemlede değil de bir koltuğa kurulup içerseniz hadi diyelim ki 20 değil 40 olsun. Hadi 50 olsun yani. Ama ne yazık ki 120 lira istiyor adam. Yanına küçücük bir çikolata koyuyor. Onun maliyeti kaç para? Küçücük bir çikolata değil mi? Başka bir şey koyduğu yok ki. Yanında bir de şöyle küçük bir bardak su. Yani şu kadar yani o da fazla değil yani. Bir dalda çiçek. Evet. Bir, yani buyurun alsana 120 liraya fiyat çekiyor. İnsanlar biraz da onun kirasını veriyor aslında. O mekanın kirasını veriyor. Aslında bakınca başkanım orası da haklı mı sizin gözünüzde? Ne benim gözümde haklı değil. Neden haklı değil? Şimdi dediğim gibi maliyetle fiyat. Yani sonuçta ne elde ediyoruz? Meselesine bakmak lazım. Ne elde ediyoruz biz ya? Sonuçta bir kahve içiyoruz değil mi? Ha, bir koltukta oturmak, hadi bir kahve parası da ona verelim. Olsun olsun iki kahve parası verelim biz demeliyiz yani değil mi? Sonra oradaki pasta, yani donmuş bir pasta sonuçta ne zaman üretildiği belli değil. Benim pastacım her gün taze yapıyor. Birinci gün tazedir. Yani yeni çıkmış. İkinci gün tazedir. Üçüncü gün komple kaldırır. Atarız biz onları. Yeni pasta yaparız. Ama adam 5 aylık pastayı, donmuş pastayı bizim vatandaşımıza veriyor. Bizim 50 liraya satamadığımız pastaya adam 150 lira fiyat koyuyor.
Ve fabrikasyon bir imalat, dayanıklı artırmak için çeşitli maddeler koyuluyor ki ileride bu diyabete, başta diyabet olmak üzere kansere dahi sebep olabilen bir sürü katkı maddeleri var. Şimdi bu katkı maddeleri de pek fazla denetlenemiyor. Neden denetlemiyor? Tarım İl Müdürlüğü'nün mesela kontrol şubesi var. Geliyor, bizim pastacıları denetliyor gayet güzel. Fakat kanuna göre üretim yerinden alınmalıdır diyor numune. Şimdi bizim üretim yerimiz zaten oradayız. Bizim küçücük bir fayansımız kırık olsa bu neye böyle diye bir sürü hatta ceza bile yiyebildiğimiz oluyor. Ama öbür tarafta nerede üretildiği belli değil. Ha, bir yerde yazılı. İşte filanca yerde üretilmiştir. Ne zaman? İşte atıyorum bir ay önce, iki ay önce. Ya iki aylık pastanın taze olması mümkün mü? Yani şimdi bir hikaye anlatayım. Aslında olmuş bir şey. Bir balıkçı İstanbul'da, Beyoğlu'nda balık satıyor. Canlı balık, canlı balık diye satıyor. Ondan sonra yukarıdan bir madama açıyor. Diyor ki evladım diyor balık taze mi diyor. O da diyor ki canlı dedi ki abla diyor. Yok oğlum onu sormuyorum taze mi diye soruyorum. O da diyor ki işte diyor canlı dedik ya. Hanımefendi de 80 yaşları evladım diyor ben de canlıyım ama sence taze miyim? Şimdi mesele burada aslında. Şimdi dayanıklı artırmak için yapılan katılan her katkı maddesi aslında zararlı. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi bunun hakkında daha bir sürü örnek verebilirim de. Şimdi bazısının zülfiyare dokunur. Şimdi yanlış anlaşılır. Fazla konuşmak istemiyorum. Ama sonuç itibariyle bence vatandaşımız gene pastacısından, dondurmacısından, yani esnafından alışveriş etmeli. Ha oraya da gidip de atıyorum haftada bir gidiyorsa ayda bir gitsin. O zihin, affedersiniz ama plastik bir bardakta veya karton bir bardakta 100-150 lira verip de elinde olimpiyat meşalesi gibi sallamanın ademi nedir ben anlayamıyorum yani. Sonuç itibariyle kahve ya. Yani ha Türk kahvesi olmaz. İşte Amerikano olur, bilmem latte olur, şu olur, bu olur. Bizim sütlü kahvemize ne oldu? Nesi var yani? Şimdi kötü müydü? Yok, gayet iyiydi bence. Ama sonuç itibariyle ne oldu? Moda. Böyle değişik bir moda. Kapitalist değişik sistem. Bir, evet, kapitalist sistem sizi yönlendiriyor yani. Bu nereye kadar gider? Artık ihtiyaçları geçtik. İhtiyaçtan öte biz tamamıyla neye bağlıyız biliyor musunuz? Tamamen böyle ihtiyacımız olmasa da bir şeyleri alıyoruz. Neden? Çünkü öyle diyorlar bize. Bunu giymezsen, bunu içmezsen, bunu yemezsen sen biraz geri kalmış, geri kafalı bir insansın. Veyahut da, halbuki ihtiyacın yok. Araba almaya gidiyorsun veya telefon alıyorsun. %70'ini kullanmıyorsun belki o özelliklerin. Ama nedir? Belki de 2-3 katı para verip onu satın alıyoruz. Ama sonuç itibariyle kullanıyor musunuz? Hayır, kullanmıyorsunuz yani. Değer mi? Ha, bakarsanız, bak işte filanca şuna biniyor, ben de binmeliyim. Filanca filanca yere takılıyor, orada yiyip içiyor, ben de yiyip içmeliyim. Halbuki kazık yiyorsun. Neden? En azından %50'sini yiyor yani. Ha, çok garip bir şey var. Ya bir tost bile olmuş 100 lira, 150 lira. Yani şey olarak söylemek istemiyorum ama bir yarım ekmek kokoreç 200 lira olur mu ya? Yani şimdi ha diyeceksiniz ki canım şimdi sakatat etten pahalı. Doğru etten pahalı ama niye bu hale geldik? Hayvancılık ihmal edildi. Yok. Bitsin yok. Kim? Dağlarda koyun keçi kalmadı. Neden? İşte efendim keçiler ormana zarar veriyormuş. Halbuki değil. Onlar daha çok sürgünleri yer mesela normalde. Ama ne oldu şimdi? Dana etine mahkum kaldık. Danalar da bitti. Neden? Bir yem çok pahalı. Onlar da haklı. Ne yapıyoruz? Hadi bakalım ithal edelim. Nereden alıyoruz? Dışarıdan. Kimin çiftçisini zengin ediyoruz? Yabancı ülkelerin çiftçisini. Yani çok fazla global konulara girdik ama yani netice itibariyle bana göre herkes aklını başına almalı. Herkes ne gerekiyorsa veyahut da ihtiyacı kadarını almalı. Öyle çok fazla havasına, cevasına, ne bileyim, cakasına pek fazla kapılmadan
kahve mi canı içmek istiyor? Tamam, uygun bir yeri keşfedip bence özellikle buna çok dikkat etmeli. Yani her insanın bir aklı var. Yani illa kazıklanmak için özel bir yer aramaya gerek yok bence. Bunları ayırabilmeli, tefrik edebilmeli insan. Ne diyorsunuz? Bir yerde 120 lira kahve, bir yerde bakıyorsun 30-40 lira. 30-40 liralıktan alalım. Yani ha, o mekan işte biraz daha şöyleymiş, böyleymiş. Tamam, olabilir. Yani sonuç itibariyle ne yapacağız? Biz o mekanı satın almıyoruz ki sonuçta. Gidip orada bir saat, iki saat oturuyoruz yani, değil mi? Evet. Sohbet ediyoruz. Gitmesen ne olur sanki? Ölür müsün? Hayır. Mecbur kalmadıktan sonra da gitmemek, bence boykot bu şekilde olmalı. Bütün esnafa teşmil edilmemeli. Özellikle bu şekilde, özellikle hani yabancı markalar aynı işi gören bir şeyi tutup da en pahalısını almak, hani pahalıdır var hikmeti, ucuzdur var bir illeti diye bir şey var bizde, ama ben ne olursa olsun damak lezzetimizi de kaybetmemeliyiz. Kesinlikle. Biz Türk kahvesi, Türk çayını içemez olduk. Yani içine bir bergamut katıyorlar, bir bilmem ne katıyorlar. Tamam, olabilir, o da keyfe keder bir şey, ama bilemiyorum yani şimdi bir tutam bergamutu atmak bir demdiğin içine veyahut da sallama çay, affedersiniz ama plastik mi içiyoruz, ip mi içiyoruz, karton mu içiyoruz, ne içiyoruz belli değil yani. Kesinlikle. Bir fincan varken, cam bardak varken, ince belli bardağımız varken, varken ki ince belli bardağın hikayesini bilir misiniz? Eğer müsaade buyurun, ederseniz. Buyurun, şimdi bu Türk icadıdır. Başka hiçbir yerde yok. Şimdi şöyledir biliyorsunuz, ince belli bardak. Neden? Üst kısmı daha çabuk soğusun, içilebilsin diye. Alt kısmı da daha geç soğusun, aynı şekilde, aynı keyifle içilsin diyedir. Bardağımızın bile şeklini bozdular başkanım. Evet, onu bile bozdular. Yani affedersiniz, kupayla sanki ayran içer gibi çay kahve içiyorlar. Bir tas, bir sahan, ya ne gerek var kardeşim? Yani ne olur keyifle iç bari, değil mi? Sıcağı sıcağına. Alıyorsunuz şöyle bir şey veyahut da karton bardakta, çok affedersiniz. Demek istediğim yani bu maalesef çok yanlış bir şey, ama maalesef işte bizde biraz da nedir bu, başkaları için yaşıyoruz gibi geliyor bana. Başkası ne yaptıysa doğrudur veya Avrupa'dan ne geliyorsa iyidir gibi bir peşin hüküm var. Halbuki bizim damak lezzetimiz inanın çok daha gelişmişti. Ve gün geçtikçe yetişmeyen ustaların yüzünden, daha doğrusu eleman gelmiyor. Şimdi böyle bir eğitim sisteminde herkes üniversite mezunu olacak. Ya olmayıversin kardeşim. İyi bir usta bulamıyoruz. Yani bizim dükkanda bulaşık makinesi bozuluyor. Adam 500 lira servis ücreti yazıyor ya. Taksit tutsan 100 lira tutar git gel. Yani 500 lirası neden? Yok çünkü. Yok. Yani o işi bilen adam yok. Mecburen hepimiz biz esnaf olarak her şeyin ustası olduk. Makineleri de kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Elektrik arızası oluyor, tamir etmeye çalışıyoruz. Yani bütün bizim odalardaki mesleklerde inanın en büyük sıkıntı eleman yetişmemesi. Ha velev ki endüstri meslek liseleri yetersiz kalıyor. Meslek yüksekokullarına bari bu hale getirelim. En azından teknisyen olarak çıkan adam, adam gibi bilsin bir şeyi. Hayatında tornavidayı eline almamış, ne bileyim bir kazan yıkamamış adam, gıda teknisyeni, tornavida veyahut da İngiliz anahtarıyla boru anahtarını ayıramayan adam teknisyen olup çıkıyor. Ondan sonra da niye böyle oldu? Yaptığımız işin hayrı yok. Yaptırdığımız işin de hayrı yok. Zaten bir artık eskisi gibi şunu tamir ettireyim, devam etsin diye bir şey de yok. Ayakkabı yaptıralım diye bir şey de yok. Gidiyoruz, 5000 liraymış ayakkabı, hadi al geç. İyi de 5000 lira çok para ya. Yani ederi ne? Belki 10 dolara Vietnam'da yapılıyor o ayakkabı. Getiriyorlar bize, kaç para oluyor? Tabii neredeyse 200 dolara satıyorlar bize. Yani 10 dolar maliyeti yok bile. Oradaki işin aldığı 1 dolar bile değil yani günlük. Yani böyle bir inanılmaz bir ekonomik durumda böyle bir dengeler kayboldu. Sonra öyle bir şey var ki
Diyorsunuz mesela gidiyorsunuz bir yere bir şey alacaksınız. Diyorsun ki herhalde doğrudur diyorsun. Yani şimdi birisi 20 lira diyor. Evet doğru. Aynı şeyi öbür tarafta bakıyorsun 100 lira. Herhalde bu kadar olmuştur gibi. Fiyat algımızı yitirdik aslında. Algı kalmadı artık. Yani herhalde doğrudur ya. Herhalde vardır böyle bir şey gibi sıkıntılarımız var. Bunun yanında esnafımız sürekli olarak denetleniyor. Biz denetliyoruz, Sağlık Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Maliye, hele Maliye vallahi hiç tepemizden inmiyor yani. Ki en son düğmeye bastı, şu anda sıkı bir denetim gerçekleşiyor, onu da değinecektim. Evet. Var KDV'de, aslında KDV zaten %10'du. Hı hı. Sadece al gitlerde %1'di, o da pandemi döneminde ki pandemiden çıktı bizim esnafımız, anası ağladı, kirayı ödedi. İşçisinin parasını ödedi, nereden kredi çekti. Bu sefer de bir sürü borçlandı. Yani çoğu arkadaşımız inanın nasıl ayakta kaldılarsa kaldılar, geri kalanı da kapattı zaten. Ha kapatsan ne yapacaksın? 10 bin lira maaşa talim ediyorsun. Nereye kadar gider bu? Karısı var, çoluğu var, çocuğu var, o yoksa torunu var. Çocuk bir şey istiyor, alamıyorsun. Hadi bakalım başını öne eğik. Nereye kadar ya? Yani böyle bir de bir durum var yani. Bizim esnafımız ne yapsın? Kendisi, çoluğunla, çocuğunla dükkanda çalışıyor. Üstelik istihdam yaratıyor. Belki bir kişi çalıştırıyor, düşünün. Yani bir işsizlerden bir tanesini kurtarıyor. Kendisini kurtarıyor, eşini kurtarıyor. Düşün, üç kişiyi. Bu adamdan vergi alınmaması bile gerekir aslında. Yok, biz daha çok alacağız diye uğraşıyoruz. Böyle bir dünya yok yani. Ama nereye kadar gider? Vallahi bilemiyorum. Fakat bu genelde dediğim gibi genel ekonomik durumla ilgili. Umarım zaman içerisinde belki bunlar oturur. Bizim paramız biraz değer kazansın. Neden? Şu anda inanılmaz enflasyonist bir ortamdayız. %60-70 diyorlar ama %100'ün üzerinde bana göre. Ki siz de yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Yani kimse suçlu değil aslında. Aslında kimse suçlu değil. Ne esnaf suçlu, ne vatandaş suçlu. Fakat gerisini siz evet anlarsınız. Başkanım, ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Muhabbet güzel ama... Bu kadar mıydı? Süremiz bitti maalesef ki. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok, çok teşekkür ederim bize bu fırsatı tanıdığınız için. Çünkü gerçekten bizim esnafımızın işi zor. Vatandaşın işi de zor ama bizi de anlayışla karşılasınlar lütfen. Biz çünkü doğal malzemelerle üretim yapıyoruz. O mesela hazır paketlerin altını arkasını çevirirseniz 40'a yakın, ki karınca duası gibi okunmuyor bile. İçindekiler. Bir sürü E'ler var. Onların ne katıldığı belli değil. Avrupa'da %13 bir büyük bir dondurma firması, güya aslında o dondurma değil, buz kremdir. Avrupa'da %13 süt katıyor. Türkiye'deki üretimde de %1 bile değil. Bunu herkes bilsin. Şeker kullanmıyorlar, tatlandırıcı. Meyve kullanmıyorlar, aromasını koyuyorlar. Yani ilaç için ya biraz özünü bari koyun. Yok, onu da koyun. Aroma, sadece koku, esans. Ve insanlarımız zannediyor ki çilek yiyor. Değil ya, kokusu var sadece. İnanın böyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben başkanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet değerli izleyenler, Güne Bakış'a bugünlük burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.